Buyurun Sayın Bekeroğlu. Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu torba yasayla uçan kuşa kuştan vergi alıyoruz. Yani yakaladığımızı yoluyor, işte köprüden geçenden bir, geçmeyenden döve döve iki alıyoruz. Her taraftan vergi var. Sadece MTB'ler mi? Değil. Mesela GSM şirketlerinin de ciddi bir milyarlarca liraya varan vergisini görmezden geliyoruz. Bu yasayı çıkarırken Sayın Bakan'la çok tartıştık. Bu engellilerle ilgili ÖTV indirimindeki sınırları, kısıtlamaları azalttılar, muafiyetleri kısıtladılar. Hiç olmazsa gaziler için, 5-6 bin kişi bunlar, gaziler için bu kalsın dedik, bunu da kabul etmedi. Niye? Çok paraya ihtiyaç var. Yanlış yönettiniz, işte küresel öyle oldu falan, hayır, yanlış yönettiniz, çok paraya ihtiyaç var, borçlanıyorsunuz, her tarafa vergi salıyorsunuz ve bunu kapatmaya çalışıyorsunuz. Bu arada başka bir şey de oluyor. Böyle çok güçlülerin de ödemesi gereken vergileri almıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, bugünlerde bu offshore tartışması var. Bakın size bir şey söyleyeyim Sayın Bakanım. Biliyorsunuzdur, bunu hatırlatacağım. Kurumlar Vergisi Kanunu 55-20-13-6-2006 30. maddesinin 7. bendi. Ne diyor? Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin ve bilgi değişimi için yarattığı vergilendirme kapasitesiyle aynı düzeyde bir vergilendirme imkanı sağlayıp sağlamadığı hususunda göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulu'nca ilan edilen ülkelerde yerleşik olan ve faaliyette bulunan kurumlara tam mükellef kurumların bu nitelikteki ülkelerde bulunan iş yerleri dahil nakden veya hesabın yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılan kurumun mükellef olup olmadığına bakılmaksızın %30 oranında vergi kesintisi yapılır. Sayın Bakanım, bu vergi kesintilerini yaptınız mı bugüne kadar? Yapmadılar değerli arkadaşlarım. Niye yapmadılar? Çünkü Bakanlar Kurulu bu vergi cenneti ülkelerin listesini yayınlanmadı. Yayınlanmadığı için de Sayın Maliye Bakanı bu vergileri alamadı değerli arkadaşlar. Şimdi ben buradan soruyorum. ÖTV artan, işte ÖTV indirimi kesilen engelliler, gaziler adına soruyorum. Siz bizden para alıyorsunuz ama niye bu insanlardan para almadınız? 11 yılda bu sebepten dolayı hazine ne kadar zarara uğradı? Kim sorumlu? Burayı fark edip 11 yıldır bu listenin yayınlanmasını engelleyen kim? Değerli arkadaşlar, o zaman Maliye Bakanı Sayın Unakıtan kim? Hangi cinaliler girdi buraya da bunu engelledi değerli arkadaşlarım, soruyorum. Bunu siz de sorun lütfen. Bakın arkadaşlar, gerçekten bu kanun düzenlemesine bakın, baştan sona vergilerle ilgili çok ciddi. Bakın bu yılın başından beri çıkardığınız torba yasalarla dünya kadar bir mutlaka büyümemiz gerekiyor. Mutlaka büyümemiz gerekiyor diye dünya kadar teşvik getirdiniz. Sadece kredi garanti fonu ile 220 milyar lira piyasaya verdiniz. Ve ciddi bir sıkışıklık oldu. Şimdi bu sıkışıklıkları herkesten topluyoruz. Efendim, bu bizim başbakanımızla ilgili değildir. Beni yıpratmak adına bütün bunları söylüyorlar. Yoksa böyle bir şey yok diyor. Aha, buyurun değerli arkadaşlarım. Olur olmaz, yasal bir sorumlu vardır yoktur ama ahlaken bir sorumluluk yok mudur değerli arkadaşlarım? Yani sormayacak mısınız Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri bunun sorumlusu kimdir? Sayın Bakanım, kim çıkarmadı gerçekten? Bu listenin, yani Bakanlar Kurulu'nun çıkarması gereken yasanın kendisine yüklemiş olduğu görevi kim engelledi ve vergi cenneti ülkelerin listesi çıkmadı? Oraya giden paralardan %30'luk stopaj alamadık. Bakın değerli arkadaşlarım, biraz vicdanla hareket etmeniz gerekiyor. Bu bizim insanlarımız, bu bizim başkanımız, bu bizim arkadaşımız, bu bizim dostumuz, eş dost bu olmaz. Bunun hesabını vereceksiniz arkadaşlar. Siz inançlı bir ekipsiniz. Böyle söylüyorsunuz, iddialarınız bunlar. Geçmişte de buydu iddialarınız, şimdi de budur. Peki tüy bitmemiş yetim hakkı arkadaşlar.
Bir de Sayın Başbakan diyor ki benim çocuklarıma vasiyet ettim, nasihatte bulundum. Hiçbir şekilde devlet ihalesi almasınlar. Almamış. 8 ay evvel almış. Gemicilikle ilgili bir ihale almış. Araştırın. Arz ederim arkadaşlar, saygılarımı sunuyorum.